Geldim, geldim. Sen miydin? Kusura bakmayın. Eğer müsait değilseniz. Yok yok. Hoş geldin. Buyur. Teşekkür ederim. Çıkaracaktım zaten. Ben odaya geçeyim o zaman. Babamın yanındaydım ben de. Hayırdır alacığım? Ne hayırdır oğlum? Gülcan dükkanda yalnız. Bir bakayım, kontrol edeyim. Siz yemek yemeyecek misiniz? Elime yapışmaz dükkanda. Bir tabak kendime ayarlarım ben. Halam sizin yemekleri pek beğenmemiş demek ki. Yo, beğendim, beğendim. Maşallah. Neyse, benim acelem var. Size iyi geceler. İyi geceler. Sana da iyi geceler halacığım. Ay çok açım vallahi, sizi bile yerim. Hadi. Ah, halam gitti. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Umut. Hazır hala yokken bir konuşalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz Meral Hanım'ın yerini Mete biliyordur diye düşündük. Hatta bugün Ceren gitti, görüştü. Ama o da bilmediğini söylemiş. Annemin yerini bir tek babam biliyor demiş. Hatta epey de ağlamış. Ayman timsak gözyaşlarıdır. Ay özür dilerim. Ben senin bir an kardeşin olduğunu unuttum. Öyle söyledim. Kardeşlerime kefil olamam. Ama Mete çok soğukkanlı bir çocuktur. Duygusuzdur hatta. O yüzden yalandan ağlayacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii Ceren herkesin kardeşi kendine. Seni de burada yani üzecek kılacak bir şey söylemek istemiyorum ama Mete tam bir sosyopat. Kusura bakma. Sen o küçük çocuğu alır kardeşlerinden ayırır, sonra da anneye o çocuğa tahsis edersen o çocuk kendini tabii ki dünyanın en mükemmel çocuğu zanneder. Hayır, ben de diyorum neden böyle hep herkes de aşağılayıcı, aşırı ofansif ve saldır. Gan davranışları. Hepimiz Demir Gümüşay'ın sakatladığı çocuklarız. Her şey düzelecek. Söz. En azından bugün olduğundan daha kötü olmayacak. Biliyorum.
Bundan sonra tek odamız Meral Hanım'ı bulmak olacak. Ve bunu da başaracağız. Yalnız bir mesele daha var. Babam bugün önüme bir sürü fotoğraf koydu. Seninle olan fotoğraflarımız. Mete bizi takip ettiriyormuş. Ne? Al işte. Vay çakal. Ne oldu şimdi? Demir bizim evimizi mi öğrendi? Ne oldu? Yok. Öğrenmedi tabii ki de. Öyle olsaydı burada olmazdık. Değil mi? Ama daha da dikkatli olmamız lazım bundan sonra. Eğer takip edildiğini düşünen biri varsa sakın buraya gelmesin. Bu arada tiyatroya gitmiştik ya. Oradan da fotoğraflarımız vardı. E Süleyman abi? O da o zaman güvende değildir şimdi. Aradım tiyatroyu ama ulaşamadım. İzin alıp çıkıp gitmiş. Telefonun adresini de vermediler. Gizlilikten dolayı ben de bilmiyorum. Umut, ben bir gidip yoklayayım istersen. Abi senin bir sürü işin var. Ben gideyim. Hiçbir işe yaramıyorum zaten. Ben gideyim. Tamam. Sen git küçüğüm. Ama sakın konuşma adamla, tamam mı? Uzaktan gözet. Eğer ters bir durum hissedersen bizi haberdar edersin. Biz de korumaya alırız adamı. Ya Umut, şimdi ne yapacağız peki? Yani Mete ile Demir'i nasıl takip edeceğiz? Nasıl olacak? İşte. Ali yok. Evet, Ali yok. Ama Ayşe var. Artmış kiralar ya. Tabii yani insanın hiç parası olmayınca normal. Ama baksana, normal mi sence bu kiralar? Bir dakika, bir dakika. Siz neyin peşindesiniz Ceren Hanım? Öğrenebilir miyim? Kiralık eve bakıyorum kendime. Bugün Suadiye'deki kiracıları aradım. Anneannemin evi var ya, oraya geçerim diyordum. Ama onların da yeni bebeği olmuş. Dilim varmadı çıkın demeye. Kıyamam.